Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için GoPro Hero 6 aksiyon kamerasını inceliyorum. GoPro özellikle aksiyon kamerası alanında bu alana damgasını vuran bir marka. Nasıl ki akıllı telefon pazarında bir iPhone gerçeği varsa veya bir Apple gerçeği varsa, benzer şekilde aksiyon kamerası pazarında da bir GoPro gerçeği var. GoPro neredeyse bu sektörde, bu pazarda artık ismiyle özdeşleşmiş bir marka haline geldi. Firma bugüne kadar ürünlerine genelde Hero ismini verdiği, yani kahraman olarak da bilinen serilerle çıkarıyordu. İşte Hero 2, Hero 3, Hero 4, Hero 5. En son model ise Hero 6. Yaklaşık 1,5 ay önce dünya çapında tanıtıldı ve ülkemize satılmaya başlandı. Hero 6'nın en önemli farklılıklarından bir tanesi yeni nesil bir imaj işlemcisi kullanması. Aynı zamanda 4K 60 FPS desteğini sunuyor olması temelde en ilk, yani göze batan özelliklerinden bir tanesi bu. Hemen dış görünüşte başlayacak olursak, açıkçası Hero 5'ten bir farkı yok. Yani elimizde bir Hero 5'i yan yana koyduğunuz zaman Hero 6 ile, bu Hero 6'dır, bu Hero 5'tir diyemezsiniz. Sadece şu yan yüzde bulunan bir Hero 6 yazısı var. Ancak burasıyla anlayabiliyorsunuz bunun Hero 6 olduğunu, 5 olmadığını. Bunun dışında fiziksel anlamda pek bir fark bulunmuyor. 10 metreye kadar su geçirmez bir ürün olduğu için bütün bağlantı yuvaları ve düğmeler kesinlikle korunmuş. Örneğin yan yüzde bulunan, şöyle açayım hemen, USB bağlantısını gizleyen ve HDMI bağlantısını gizleyen kapaklı bölüm var. Yine bu özel bir şekilde tasarlanmış su geçirmemesi için. USB 3.0 kullanıyor ama Type-C, yani yeni nesil kablolardan ihtiyacınız var. Kutusundan çıkıyor. Ayrıca varsa sizde Type-C kablonuz, bunu da kullanabiliyorsunuz. HDMI ise mini HDMI bağlantısı var. Yine onunla da uygun kabloyla kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında hemen alt kısımdaki yuvada aynı şekilde bir kapakla gizlenmiş. Evet, şu anda da cihazı açtım ben bu arada. Hatta kayıda başladı. Otomatik kayıt özelliği var çünkü. Alt kısımda baktığımızda pil yuvamız ve bellek yuvamız burada. Buraya microSD kart takabiliyoruz istediğimiz, desteklediği kadar. Kapattığımız zaman da bunun dışında yan yüzde power tuşumuz mevcut. Az önce de söylediğim gibi mesela düğmeye kayıt tuşuna, üst tarafta bulunan kayıt tuşuna bastığınız andan itibaren cihaz kayda geçiyor. Bunun ayarını yapmış olmanız lazım. Arka tarafta da ekranımız var. Hemen şöyle ekranımızı göstereyim ama tabi cihazı kapattık şu anda. Tekrar açmam gerekecek. 2 inçlik dokunmatik bir ekran. Şu anda göstereyim şöyle. Kendimi de göstereyim. Merhaba diyeyim size. 2 inçlik dokunmatik ekranı birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz ama buradan ayar yapmak biraz sıkıntılı olabilir. Bazı ayarlar için söylüyorum. Burada basit ayarlar var aslında. Yani çözünürlüğü değiştirebiliyorsunuz hemen hızlı bir şekilde. Bunun dışında FPS değerini değiştirebiliyorsunuz. 4K'da söylediğim gibi 60 FPS'ye kadar destek sunuyor. 1080p'yi indirirseniz bunu 240K'ya kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani bir nevi böyle ağır çekim videolarda falan da çekebiliyorsunuz. Görüş açısını da linear, wide ve super wide olarak, super view olarak pardon, 3 farklı şekilde seçebiliyorsunuz. Super view olduğunda epey bir böyle bir kenarları bozuluyor. Bu balık gözü efekti falan oluyor. Ben genelde wide'de kullandım yaptığım çekimlerde. O da yaklaşık olarak 160-170 derece tekabül ediyor neredeyse. Super View'de herhalde 180'i buluyoruz diye tahmin ediyorum. Bunun dışında örneğin bir Super Touch Zoom diye bir özellik eklenmiş. Normalde böyle bir özellik yoktu ama bunu sadece şey modunda kullanabiliyorsunuz. Yani 1080p'de falan kullanabiliyorsunuz. 4K'da böyle bir özellik yok. Touch Zoom yaptığınız zaman ekranda hemen şöyle göstereyim. Bunun detaylarından da vereceğim. Bir küçük bir bar çıkıyor. Bu barla parmağınızı istediğiniz gibi yapıyorsunuz. Aslında bir nevi dijital zoom yapıyor, onu söyleyeyim. Normalde çünkü şeyin böyle bir özelliği yok biliyorsunuz. Normalde ekrandan zoom giremiyorsunuz GoPro'da. Çünkü fiziksel bir şey olması gerekiyor. Öyle bir fiziksel mercekte öyle bir sistem bulunmuyor. Bunun dışında genel özelliklerine bakacak olsak yine Hero 5'te olduğu gibi 4K çekiyor. Ama bunda 60 FPS. Onda 30 FPS'ydi, onu söyleyeyim.
Bu 1080p'de 240 fps çekiyor. Onu belirtmiş olalım. 12 megapiksel de fotoğraf da çekebiliyor isterseniz. Zaten aksiyon kameralarının neredeyse artık hepsi fotoğraf da çekebiliyor aynı zamanda. Bu arada bu üründe 2.4 GHz ile beraber 5 GHz desteği de var. Yani daha hızlı dosya transferine imkan sunan frekansı da destekliyor. Daha önce yoktu bu. Bu iyi olmuş çünkü özellikle yüksek boyutlu dosyalar aktarıyorsunuz ki bir uygulama daha çıkarmış. GoPro uygulamada yapıyorsunuz bunu isterseniz. 5 GHz destekleyen bir cihazınız varsa tabii. Yani sadece bunu desteklemesi yetmiyor. Bağlanacağınız cihazın da 5 GHz desteklemesi gerekiyor. Böyle bir cihazınız varsa ki günümüzde birçok cep telefonu artık üst düzey cep telefonu destekliyor. Aynı zamanda bilgisayarlarda desteklemeye başladı yavaş yavaş. Aktarımları hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. RAW ve HDR özelliği mevcut. Bunlar dışında imaj sabitleme özelliği var ki bu çok çok başarılı. Bunu denedim. Özellikle böyle hareket halindeyken, yürürken, hatta koşarken videolar çektim. Bunların örneklerini bu incelemenin içinde peşitli saniyelerde koyacağım. Çok başarılı. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önce bu tarz cihazlar genelde gimbal denilen işte 2 veya 3 eksenli titreşim engelleme fonksiyonuna sahip aksesuarlarla kullanılıyordu. Neredeyse hani tamamen demeyeyim ama neredeyse ihtiyaç bırakmayacak kadar iyi bir titreşim engelleme sistemi var. Stabilization özelliği diye geçiyor bu orijinalinde. Bu özelliği aktif ettiğiniz zaman görüntü bir parça kırpılıyor. Yani bir parça normal diyelim ki wide'da işte 170 derece görüyorsunuz, 160 derece görmeye başlıyorsunuz ama görüntü gerçekten de çok smooth, yani böyle yumuşak titreşim olmadan ve neredeyse böyle sanki elinizle böyle bir hareket yapmışçasına çekilebiliyor. Ben dediğim gibi örnekleri bu videonun içine çeşitli yerlere koyacağım. Gerçekten de çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında bir tane örneği de indirmeniz için bu incelemenin açıklama kısmında koyacağım. 4K 60 FPS görmeniz açısından ne kadar kalitesi olduğunu. Onu da yine bu videonun altındaki açıklama kısmında bulabileceksiniz. Bunlar dışında baktığımızda Wi-Fi Bluetooth'umuz var. Uygulamamız var. Uygulama birazcık saçma sapan çalıştığı yerler oluyor. Biraz denemeler yaptım. Ben bazen sapıttı, bazen bağlanmadığı oldu ilk aldığımda. Sonra bir güncelleme yaptım. Güncellemeyle beraber toparladı. Bu arada bu cihazı bana veren destek olan Hikmet Karaüç'e de bu videoda teşekkür edeyim. Kendisi olmasaydı böyle bir inceleme çekemeyecektik. Onun desteği sayesinde o Amerika'dan almıştı, hemen getirdi bana, 2 günlüğüne kullanmak için verdi. Ben de 2 günde suyunu çıkardım tabiri caizse cihazın. Her türlü ortamda denedim. Hatta çamaşır makinesinin üzerinde video bile çektim titreşimini ne kadar engelliyor diye. Çok başarılı bulduğumu söyleyeyim. Zaten GoPro iyi bir cihazdı. Bu işte 4K 60 FPS ile beraber çok daha iyi bir cihaz olmuş. Bunu nasıl yapmışlar? Şöyle söyleyeyim. GoPro son yıllarda biraz sıkıntılar yaşıyordu. Yani Çinli markalar, Xiaomi olsun, CJCam olsun veya böyle no name bir sürü aksiyon kamerası üreten marka da var. Onlar yüzünden biraz sıkıntı yaşıyordu. Ama bu akıllıca bir hareketle GP1 dedikleri yeni bir işlemci geliştirdiler. Skoinex diye bir firma var. Bu firma ile beraber işbirliği yaparak özel bir işlemci geliştirdiler. Bugüne kadar imaj işlemcilerini başka firmalardan satın alıyordu GoPro. Kendisi üretmiyordu. Bu sefer yani kendisi yine kendisine özel olarak üretilmiş bir imaj işlemcisi kullandı. Bu imaj işlemcisi de 4K 60 FPS desteği sunuyor. Bu o kadar kolay bir şey değil çünkü çok ciddi bir işlemci gücü gerektiriyor 60 FPS 4K olduğu zaman. Bunu da sağlayan çok az markadan bir tanesi. Bir tanesi de GoPro olduğunu belirteyim. Var yine Xiaomi'nin de böyle destekleri verdiği işte cihazları var ama işte GoPro kadar özellikle uygulamaları çok başarılı değil. Hani GoPro'nun da eksikleri var uygulama tarafında ama diğer rakiplerinin de çok daha geriden geldiğini söyleyeyim.
Söylediğim gibi aksiyon kamerasının atası olan GoPro Hero 6 ile güzel bir iş başarmış. Video örnekleri çektim, bol bol kayıt yaptım. Koştum, hopladım, zıpladım. İşte birçok yerde kullanmaya çalıştım. Standart olarak kendisinde 10 metreye kadar su geçirmez olması da önemli. Çünkü genelde bu tarz cihazlar sulu ortamlarda kullanılıyor. Dalgıç falan değilseniz, böyle 2-3 yıldızlık bröveriniz de yoksa, öyle çok 15-20 metreye girmiyorsanız yeterli olacaktır, işinizi görecektir. Görmeyenler için zaten yeni nesil kılıflar da var. Kılıflarla beraber daha da derine dalabilirsiniz. GoPro Hero 5 ile hayatımıza giren bir kavram ise sesli komut özelliği. Özellikle böyle işte zor bir ortamdaysanız, cihazın üzerindeki tuşlara basamayacak durumdaysanız sesli komutlarla cihazı kullanabiliyorsunuz. Bir tane örnek vermem gerekirse, örneğin şimdi söyleyeceğim ve hemen kayda da başlayacak. Bu cümleyi söylediğimiz andan itibaren video kaydetmeye başlıyor. Şimdi deneme yapıyorum. GoPro start recording. Evet, şu anda gördüğünüz gibi, hemen şöyle uzatayım ekrana da. Şu an cihaz kayda başlamış durumda. Şimdi durdurmasını söyleyeceğim. GoPro stop recording. Gayet de başarılı. Hani anlamaması gibi bir durum yok. Veya tek bir şey söylediği zaman da anlamıyor. Bu arada mesela start recording diyorsunuz, çalışmıyor. Stop recording çalışmıyor. Hatta bu şekilde cihazı kapatabiliyorsunuz da. İşte turn off diyeceğim şimdi ve cihaz kapanacak. Bakalım. GoPro turn off. Evet. Sizin de gördüğünüz gibi sesli komutları anlıyor. İngilizce konuşmanız gerekiyor tabii haliyle ve biraz da güzel bir İngilizce söylemeniz gerekiyor. Temiz bir İngilizce ama anlıyor. Gayet de başarılı. Bunun gibi 12 tane komut var. Yani kayıda başlayabiliyorsunuz, fotoğraf çek diyebiliyorsunuz, video çek diyebiliyorsunuz, videoyu durdur diyebiliyorsunuz. Timelapse'e başla diyebiliyorsunuz, timelapse'e durdur diyebiliyorsunuz. İşte foto moda geç diyorsunuz, video moda geç diyebiliyorsunuz. Birçok şeyi böyle sesli komutlarla yapabiliyorsunuz. Bence güzel olmuş. Gönül ister ki bir gün Türkçe'de anlasın. Toparlamak gerekirse GoPro Hero 6 ile Hero 5 ile ulaştığı noktayı bir parça daha yukarı çıkarmış. Onu kabul etmek lazım. Çok daha iyi bir cihaz olmuş. 4K 60 FPS'e çok daha yüksek bir kalite sunuyor. Ha, diyeceksiniz ki şu anda çok cihaz var mı 4K görüntüyü destekleyecek? Yok, hala yok. Yani 4K yıllardır var ama işte yaygınlaşması daha henüz biraz daha zamana ihtiyaç var gördüğüm kadarıyla. Ama televizyonlar falan var. Orada izleyebilirsiniz. Tabii ki epey de yer kaplıyor 4K, onu da söylemiş olayım. Yani yaklaşık 30 saniye veya 1 dakikalık bir video 300-350 MB'a yakın yer kaplıyor. Onu da belirtmiş olalım. Tabii ki belli bir kalite istiyorsanız da bu kalitenin belli bir bedeli de oluyor. Onu da söylemiş olayım. Peki alınır mı GoPro? Hem evet hem hayır. Şöyle, evet GoPro alınır, aksiyon kamerası alınır. Ama böyle eğer ekstrem bir spor yapıyorsanız, hafta sonları işte dağa çıkıyorum, ne bileyim kamp yapıyorum, İşte ski yapıyorum, yani jet ski'ye biniyorum ya da ne bileyim benzer şekilde karda kaya kayıyorum vesaire gibi böyle düzenli olarak spor yapıyorsanız, bunları da kayıt altına almak istiyorsanız önerebileceğim bir cihaz. Ama böyle işte eşimle, çoluğumla, çocuğumla tatile gidiyorum, 40 yılın başı kullanırım derseniz fiyatı 500 dolar, o kadar ucuz değil Türk. Yani özellikle dolarla çarptığınızda, ki en azından ben bu videoyu çektiğimde 3.9 TL civarındaydı. 2000 liraya yaklaşan bir fiyatı oluyor. 2000 liralık bir cihaz için tamam, yaptığı şeyler çok güzel ama işte 500 liraya, 1000 liraya, nerede ya 1000 liraya da işte Xiaomi'nin Yi gibi bir modelini ya da Yi 4K gibi bir modelini alabiliyorsunuz. Ha, aynı şey değil az önce söylediğim gibi elbette, ama hani günlük kullanım için o da iş görüyor mu? Görüyor. CJ Cam'in de çok güzel modelleri var. Onlar da iş görüyorlar. Ama hani ben profesyonelim ya da profesyonele yakın işler yapıyorum. Benim için de işte kalite çok önemli, uygulamaları çok önemli, aksesuar desteği çok önemli, ki GoPro'nun çok fazla aksesuarı var, ki diğerlerinde var, o da ayrı bir konu. Diyorsanız peki GoPro'dur. Hani bu işin raconu, bu işin işte geleceği nokta. Ama 40 yılda bir kullanırım, yazın kullanırım sadece. O da 2-3 kez tatile çıktığımda diyorsanız çok daha ucuz modeller var. Yani daha ciddi kullanıcılar için elbette GoPro öneririm. Örneğin bir arkadaşım vardı benim, kendisi rallici, bir telefon açıp bana sormuştu ne alayım diye. Elbette GoPro dedik, ama hani evde kullanayım, işte 40 yılın başı bir yere gidersem işte tatilimi kayıt edeyim, şu yapayım, bu yapayım diyorsanız çok daha ucuza, çok daha pratik çözümler var. Onlara yönelmenizi önerebilirim. Ama bu GoPro çok pahalı anlamda algılanmasın. Yeri ve konumu biraz farklı. Aynen Apple'da, iPhone'da olduğu gibi, bunu da belirtmiş olayım.
Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İncelemelerimle, videolarımla, çalışmalarımla ilgili olarak her türlü görüş, yorum, eleştiri ve düşüncenizi gerek bu videonun altına gerekse sosyal medya hesaplarıma iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede, farklı bir içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.